Bu terör boş bir terör değil, dolu bir terör. Dünya siyonizminin, arkadaşlar, Türkiye'deki hesaplarının tahakkuk için bizim sınırlarımızla oynanması lazım. Çünkü Nil bizim sınırlarımızın içine değil ama Fırat bizde. Şu andaki İslam dünyasındaki en büyük fitneyi o kurguların devamı sağlıyor. Başka öbürler kıvır zıvır. Dünyanın başına bela olan Yemen'i cehenneme, Suriye'yi cehenneme, Irak'ı cehenneme, Orta Doğu'yu cehenneme, Bahreyn'i cehenneme, Arabistan'ın alt tarafını cehenneme çeviren o zihniyet, tüm İslam coğrafyalarını kafirlere, Suriye, bağışlayın İsrail'e bir çift laf bile yok. Hiçbir küfür kesen bir tık bile yok. Onlarla gayet can ciğer kuzu sarması, bakmayın siz demeçlerine, el altından kol kola, iş birliği, el birliği, güç birliği, dayanışma. Nil ile Fırat arasına bunlar kitaplarında yer verdiği için kafayı takmışlar. Fırat Nehri ile Nil Nehri'nin arası onların resmi devleti kafalarındaki. Ne kadar çabuk unutuyorsunuz ya. Tansu Çiller zamanında onların Cumhurbaşkanı başkanları karması gelmişti. Kalk projesini gezerken ağzından kaçırdı. Bizim o hanımefendi bu tür kültürlerle büyümediği için önce anlayamadı, sonra Diyanet Başkanı falan müdahale edince anlamış. Anlaması bir eksiklik değil. Alanı değil diyelim. Yoğunlaştığı konu değil. Amerikan'ın stili yetiştiği için bu İslami stil de var. Bu normal. Arz-ı Mev'ud demiş adam. Şöyle göstermiş kat projesini oluyor. Arz-ı Mev'ud. Bizim topraklar demek, biliyor musunuz? Bu terör boş bir terör değil. Dolu bir terör. Dünya siyonizminin, arkadaşlar, Türkiye'deki hesaplarının tahakkuk için bizim sınırlarımızla oynanması lazım. Çünkü Nil bizim sınırlarımızın içine değil ama Fırat bizde. Mısır garanti zaten. Mısır'da sorun yok. Haydi deseler memnun eder. Biz Nil'in sağındayız, siz solunda derler. Sorun yok. Bunu göreceksiniz. Allah gösterene göreceksiniz. Onun için bu olaylar basit, sıradan, sade olaylar değildir. Bu patlamalar da arkadaşlar, bunların kendine göre ayak sesleri. Allahu Teala kendi kafalarında ve dünyana patlasın. Yefrahu biha. Gelelim şimdi. Metin hocam, ya tamam, anlaşıldı. Bu kadar da uzatmaya gerek yok. Ya Allah bize ne diyorsa biz hazırız kardeşim diyorsanız buyurun. Bu millet Allah ne diyor hocam? Müslüman olarak bize ne diyor? Özellikle ülkemize ne diyor? Biz çünkü ateşin hattında değil, içindeyiz. Ateşin hattında, çizgisine değil, içindeyiz. Korkacak bir şey yok. Ve in tasbiru ve tettegu, diyor ki Allah, ben söyleyeceğimi söylüyorum. Eğer dinimi yaşamaya sabreder, haramlara düşmemeye sabreder, ibadeti istikrarlı sürdürmeye sabreder, başına da gelen felaketlere de bir Müslümanca tepki koyar, o konuda size yakışan sabrı ortaya koyarsanız, takva yaşarsanız, İslam'ı güzel yaşarsanız, benim şu projemi, biraz evvel söyledik projeyi, değil mi? Şu projeyi, şu İslam'ı, içinde ne vardı öncelikle? Namaz vardı, zekat vardı, iki ana konu vardı. Sonra genel olarak Allah'ın emirlerini yaygınlaştırmak, yasaklarına uzak durmak gibi bir açılım vardı. Bu ayetle bu ayeti yan yana değerlendirmeniz daha kolay işi anlaşılır kılar. Kardeşler, bacılar, tamam mı? Allah-u Teala buyuruyor ki, takva yaşarsanız, sabrederseniz, yanınızdayım, söz veriyorum. La yedurrukum keyduhum şeyen. Onların bu kalleşlikleri, keyit savaşta en kalleş yöntem demek. Yani turvatını hazırlıyor, hediye gönderiyor, içinden çıkıyorlar, sizi kesiyorlar. Yetiştiriyorsunuz, brütüs oluyorlar, hem de dini söylemlerle, dini eylemlerle bir yere geliyorlar, hançeri saplamaya hiç gözlerini kırpmadan ciğerlere kadar gayret ediyorlar. Bunlar olur. Allah diyor ki, bu genel kurmayın önündeki patlama ayrı bir dert. Şu anda en kritik yerdeki patlama, otobüslerin duraklarının ve otobüsün olduğu yerde araçların başka uçacağı şekilde bir patlamayı, bu tür ayarı arkadaşlar
Keyd olarak Allah el alıyor. Delikanlı savaşı değil. Kalleşçe bir savaş. Hem de masumlarla, eli silah tutanlarla göğüs göğüs savaşın. Operasyon var. Gidin karşılarına. Erkekseniz karşılarına dikilin. Ya silahlı kuvvetler var. Gidin karşılarına. Size daha büyüğü var. Almanya verdi. Rusya verdi. ABD verdi. AB verdi. Bütün zehir zıkkım. İran zaten ananız. Sütü ağzınızda besliyor sizi. Biberonla besliyor sizi. Gücünüz var. Çıkın karşılarına bakalım. Sülalenizi bir alt etsinler. Keyit. Allah bunu anlatıyor. Savaş demiyor. Keyit, hile, tezgah, tuzak, kalleşlik. Diyor ki Allah, hiç zarar veremeyecekler. La yedurrukum. Size zarar veremeyecekler. La yedurrukum. Ama küm kim? Kümsizseniz tabii ki. Size zarar veremeyecekler. İnnallâhe men yâmenel muhit. Allah onların tüm pisliklerini, kuşatmalarını, eylemlerini, planlarını, projelerini Allah kuşatma altına almıştır. Kardeşim öyle veya böyle biz Müslümanız. Allah'ın mülkünde Allah'a rağmen bir hayat istemiyoruz. Bizim oradaki Mehmetçiklerimizde, özel timlerimizde Anadolu çocuklarıdır. Adı Ahmet'tir, Mehmet'tir. Eline de silah aldı mı ve merameyte, izrameyte attığında sen atmadın, vurduğunda sen vurmadın, Allah vurdu tat 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 diyen insanlardır nihayet. Ve oradakiler gerçekten vatan hainidir, insanlık hainidir. Yaptıkları meydandadır. Ben Doğu ve Güneydoğu hakkında hayırdan başka bir şey konuşmam. Cumhuriyetin ilanından sonra bir değişiklik oldu. Olan oldu, biten bitti. Çok iyi bildiğim halde susacağım. Ancak büyük bir hoca açığı, büyük bir İslam öğretecek insan, eleman açığı olunca Doğu ve Güneydoğu'daki mollalarla Karadeniz'in hocaları maşallah Türkiye'ye serpildiler, yayıldılar. Arkadaşlar abdesti kuzuyu, namazı orucu, Elif Bey teyzeyi, Epçede Hevaz'ı onlar öğrettiler. Kusura bakmayın. Öldürmeden hakkını verin yiğitlere. Ama şimdi oradaki sürü başka bir sürü. Orijinal Kürtlerimiz, orijinal Araplarımız, orijinal Türklerimiz o bölgenin çocukları olaraktan düşünülmesin. O çok farklı bir olay. Projenin arkadaşlar mimarlarının tetikçileri. Allah-u Teala sizlerin o alçaklar sürüsünden o bölge halkını da kurtarsın. Milletimizi de kurtarsın. Orta Doğu'daki işgal kuvvetlerinden, emperyalistlerden, hainlerden o bölgenin doğal vatandaşlarını ister yani normal yaşamak için Dürzeyi, ister normal yaşamak için Nusayri'yi, ister normal insan yaşamak isteyen Alevisini, insan yaşamak isteyen Allah'ın mülkünde Allah'ın izniyle uygun yaşamak isteyen Müslümanların Allah muhafaza etsin. Hayırla mozaiğin taşları olan geçim içerisinde, uyum içerisinde bir yapılanmaya yaşam Allah onları ulaştırsın, eriştirsin. Bizim de sahip olduğumuz şu kıymetlerin, sahip olduğumuz şu nimetlerin farkında olmak nasip eylesin.